Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Beyza Nur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sivilcelerden kurtulma yöntemleri veya sivilceleri azaltma yöntemleri adlı bir video çekeceğim. Çok ciddi eğer problemleriniz varsa kesinlikle bir cildiyeciye gitmenizi öneririm. Bu çok fazla olmayan, tek tük çıkanlar için önerilerim olacak. O zaman hemen videoya geçiyoruz. İlk önerim dokunmamaya çalışın. Genelde çenedekiler ve burundakiler zor oluyor. Ben sürekli kaşıp kaşıp onları yaraya çeviriyorum, daha kötü yapıyorum. Eğer dokunursanız yayılır ve daha fazla kızarır diyenler falan geçer. O yüzden bunu yapmamanızı öneriyorum. Ne kadar başarabilirsiniz tabii. Aklınıza getirdikçe daha fazla oynarsınız. O yüzden fazla düşünmemeye çalışın. Eğer yeni bir makyaj malzemesi veya kimyasal içerikli bir ürün kullandıysanız o ürünü bırakın, gidin çöpe atın. Bu ürün sizin yüzünüzde sivilceye ve bu ürün sizin cildinize sivilce çıkarmış olabilir. Çünkü hassas bir cildiniz olabilir ve o ürünü kaldıramamış olabilir. Ki bende daha önce olmuştu. Ürünün adını hatırlamıyorum ama çöpe atmıştım. Yağlı yiyeceklerden, fast food'dan falan filan uzak durun. Çünkü yağlı yiyecekler mesela şöyle çekirdek çıtladıktan sonra ertesi gün veya ondan sonraki gün yüzünüzde sivilceleri göreceksiniz arkadaşlar. Veya cips yedikten sonra. Mesela benim arkadaşım Beyza da çikolatadan sonra çıkıyor. Ben de o çikolatadan sonra çıkmıyor ama kesinlikle çekirdek veya cips varsa o sivilce bende var kesin. Bir önerim daha var. Sonra iki tane maskeden bahsedeceğim size. Diğer bir önerim ise yastık kılıflarınızı haftada bir, yani bu sorunları sürekli olanlar, yastık kılıflarınızı en az haftada bir değiştirin. Gerçekten faydasını göreceksiniz çünkü suratınızı oraya koyduğunuzda oradaki sivilcelerin mikropları yastığınızın kılıfında olacak ve yastığınız kılıfında yarın da mesela bu yüzünüze yattınız, bu yüzünüzde onlar mikrobu geçeceği için burada da sivilceler çıkmaya devam edecek. Şimdiki önerim herkesin evinde olabileceğini düşündüğüm bir şey. Elma sirkesi ve su ile yapılabilecek, bir de pamukla yapılabilecek çok kolay bir tarif. Bu bir bardak suya aynı bardağın 1/4 kadar elma sirkesi ekliyoruz ve bunları karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra pamuğumuzu ona batırıyoruz ve tampon hareketlerle şu suratımıza yediriyoruz iyice onu. Ve bu şekilde bir 15 dakika falan kaldıktan sonra yüzümüzü yıkıyoruz. Gerçekten onları kuruttuğu için, yani kuruduktan sonra 15 dakika 20 dakika onun elma sirkesi onları kuruttuğu için dökülmeye başlayacak sivilceleriniz. Bunları fark edebilirsiniz ve de elma sirkesinin vücudu yenileyici, cildi yenileyici bir etkisi olduğunu biliyorum. Bu yüzden bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bir de önerim ise 2 yemek kaşığı bala, 1 çay kaşığı tarçın koyuyorsunuz ve karıştırıyorsunuz iyice. Sonra yani bunun tarçını birazcık artırabilirsiniz belki. Ben bunu denemedim. Ondan sonra bunu suratınıza yediriyorsunuz iyice. Güzelce maske şeklinde getiriyorsunuz. Ondan sonra 20 dakika bekliyorsunuz ve bu kuruduktan sonra ılık suyla yüzünüzü yıkıyorsunuz ve yüzünüzü rahatlattığını hissediyormuşsunuz. Ben de bunu birkaç yerde görünce bunu da buraya ekleme ihtiyacı duydum. Diğer şeylerin hepsi denediğim şeyler ve kesinlikle doğru olduğuna emin olduğum şeyler. Diğerlerini gerçekten bilemiyorum. Ve benim çok maşallah diyeyim de kendime çok fazla bir sivilce sorunum olmadığı için daha fazla bir şey aklıma gelmiyor ve araştırdığım kadarıyla bu kadar şey bulabildim. Umarım videomu beğenmiş ve önemli bilgiler verebilmişimdir. Umarım işinize yarar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.